da donmam lan. Yeni çıkıyor. Sen donmam abi, benmişim bu. Gece buna mı geçirdin? He. Sen çok soğuk, istersen bir bakım evine falan git. Ya ben gitmem. Ben bayağı gidiyorsun yani, ben görüyorum seni. Nerede gördün? Bak üşüyorsun. Ya burada üşüyorum burada, ne olmuştu yani? Ekmeğim var burada, yemeksin, ekmek değil mi? Hiçbir şey istemiyorsun. Ben sana bak aylardır diyorum ki ne istiyorsan onu söyle, biz de yapalım. Hiçbir şey istemiyorum ben, söylüyorum ben bak, sana. Bak böbreklerimi üşüttün, geçen kıvranıyordum burada. Bir aydır burada yapıyorsun. Bıraksam ne olacak? Kışı bulur mu işte? Ya yaklaşık 15-20 gündür burada. Sabahları geliyor, akşam gidiyor, fulyada kapalı bir alan var, orada yatıyor. Betonun üstünde bu şekilde yatıyor. Dün de böyleydi bu. Evet, dün de böyle, sürekli böyle burada kalıyor. Yazık, günah. Evet, dışarıda yatıyordu böyle. Ben burada alıştım ben bu soğuğa. Soğuk benim için. Nasıl alıştın geçen kıvranıyordu? Alıştım işte, alıştım. Böbreklerini üşütüyorsun, betonun üstünde. Sen böbreklerini üşütüyorsun, ben mi üşütüyorum? Allah Allah. Gel diyorum bak. Gitmiyor. Gitmiyor. Kontrol edecekler. Bir sakin ol, gireceğim. Sen beni dinle. Hayır oğlum, beni dinle. Ben sana bu kadar hakemi bir şey yaptım mı? Yok. Sadece kontrol edecekler, dışarıda yatıyorsun. Sadece kontrol edecek diyorum sana. Bak muayene edelim, gelmek istemezsen gelmezsin, tamam mı? Gel sadece dinle. Kontrol etsinler, sonra devam edersin ya. Bana bak, bana Bircan, beni dinle sen. Ben sadece kontrol ettim. Söz veriyorum sana. Zaten gitmeyeceğiz. Senin kanunlar zaten. İstemezsen gitmeyeceğiz. Seni zaten kimse götüremez, anladın mı zorla? Sadece kontrol etsinler. Çıktı gazeteler, neler söyleyeceksin güzel? Hiçbir şey. Gel lan buraya. Şaka. Niye istemiyorsun peki? İstemiyorum. Ne yapalım, ne istiyorsun? İstediğin bir şey söyle, onu yapalım. Hiçbir şey. Bak, biz... Bak, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanında olduk mu? Her türlü yardımı sağladık mı? Bak, bir şekilde işe de girdin, oradan da çıktın. Götürüyoruz yurda, orayı da istemiyorsun. Veya gel üstünü başını değiştirelim, yıkayalım seni, şey yapalım. Bundan da kaçıyorsun. Sevmiyorum lan, için hiçbir şey sevmiyorum. Kendi hayatımı kendim kuracağım, onun daha var. Kendi hayatını kendin kur. Ama bizden istediğini söyle, biz de onu yerine getirelim. Hiçbir şey işte. Yardımcı olalım, yön gösterelim. Yol bulalım, çare bulalım. Ben baştan tamam. Senin iyiliğini istiyorum, anladın mı? Bak ben seninle birebir ilgileniyorum, ne zamandan beri. Ha doğru. Ama sen tek bir kere istemiyorum. Niye istemiyorsun yani? Hani istememe nedenini söyle, mesela arkadaşlar da bilsin yani. Nedeni yok. Aile yok. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak zabıta ekiplerinin devriye araçları var mesela. Vatandaşın 153 araması sonucunda gidip neredeyse oradan alınıyor, barınak ihtiyacı karşılanıyor. Biz mesela diyelim telefon gelmediği takdirde çevrede biz gördüğümüz zaman birebir müdahale ediyoruz. Örnekte olduğu gibi mesela Bircan, ben bir yıldır, bir buçuk yıldır bizzat ilgileniyorum mesela. Yurda götürdük, yurttan kaçtı. İşe soktuk, işten kaçtı. Kameraların önünde de diyor mesela, diyorum ki ne istiyorsun? İstemiyorum diyor. Ben kendi hayatımı kendim kuracağım diyor. Biz de diyoruz ki destek olalım, yol gösterelim, buna da yanaşmıyor. Bunun gibi mesela Şişli bölgesinde 35-40 kişi var. Yani %80'i aynı mantıkta. Barınma ihtiyacını ya da temiz giyinmeyi istemiyor. Polisler geldi, kabul etmiyor. Zabıta ekipleri geldi, kabul etmiyor. Bu sefer mukavemet olduğu zaman yanında köpek var, vatandaşa saldırıyor. Durağın içinde yatıyor, yaşlı bir teyzeyi ayağından ısırdı. Bir sürü problem var. Biz çözme taraftarıyız ama siz de görüyorsunuz yani. Bazen biz de tıkanıyoruz. Bu şekilde uğraşıyoruz yani.